Çekim yasasını kullanarak hayatınıza bir şeyler çekmek istiyorsunuz. Daha çok zenginlik, daha çok para, daha çok sağlık, kariyer, iyi ilişkiler, mutluluk ve daha birçok iyi şeyler. Çekim yasasını kullanıyorsunuz, olumlamalar yapıyorsunuz, ritüeller yapıyorsunuz ama bir türlü istediğiniz sonucu alamıyorsunuz. İstediğiniz, düşündüğünüz, arzu ettiğiniz şeyleri hayatınıza çekemiyorsunuz. Çünkü karşınızda yıkılmaz, geçilmez bir kale gibi duran bilinciniz var. Bilinç sizin yaptığınız ritüelleri, olumlamaları, bilinçaltını ikna etmek için gönderdiğiniz telkinleri hep bir bahane ile bilinçaltına iletmiyor ve doğal olarak istediğiniz şeyler de size gelmiyor. Bugün bilinci susturduğunuzda neler değişecek? Bilinci nasıl susturabilirsiniz? Bu konuda sizleri aydınlatmak, istediğiniz şeyleri de hayatınıza çekmenize yardımcı olmak istiyorum. Bu arada katıla abone olarak bizlere destek olan 1993 M rumuzlu izleyicimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız. Beden yorulur ve dinlenir. Bilinç de yorulur. Beden uyuduğunda bilinç de uyur. Burada önemli olan beden uyanıkken bilinci bir süreliğine susturmak olacaktır. Bilinç ile bilinci susturamazsınız. Bilinci susturmak bazı teknikler ile mümkün. Ama bu kısa kısa sürelerde olduğu için bu süreyi uzatarak istediğiniz şeylerin size gelmesini sağlamış olacaksınız. Bu çok etkili bir yöntemdir. Kişinin alfa dalgası boyutuna geçmesi sağlanıyor. Bir insanın alfa dalgası boyutunda olması, o insanın rahatlama ve uyku modunda olduğunu gösterir. Benim size anlatacağım teknik ile kişi uyanıkken alfa dalgası boyutunda olacaktır. Yani hem uyanık kalacaksınız hem de zihni devre dışı bırakmış olacaksınız. Tabii ki bu kısa bir süreliğine. Bilinç, zihin veya akıl dediğimiz şey, insanın bütününü oluşturan her şeyin, bedenin, duyguların ve bilinçaltının koruyucu zırhıdır. Bilinç bedenle, bilinç duygularla, bilinç bilinçaltı ile iç içedir. Birçok insan bunları ayırt edemeyebilir. Bilinç sürekli konuşur. Konuştuğu şeyler aslında hep aynı şeylerdir. Geçmişte deneyimlenen olaylardır. Bilinç hiç susmayarak kendi konuştuklarını bilinçaltına telkin olarak da iletmiş olur. Bilinçaltı da onları sizin hayatınız olarak geri döndürür. Geçmişte fakirseniz şimdi de fakir kalırsınız. Geçmişte parasızdınız şimdi de parasızsınız. Geçmişte aldatıldınız şimdi de aldatılıyor olabilirsiniz. Geçmişte iyi bir işiniz yoktu. Şimdi de olmayabilir. Geçmişte mutlu değildiniz, şimdi de mutlu değilsiniz. İşte tüm bunların ve daha fazlasının tek sebebi bilincin sürekli aynı şeyleri söylemesidir. Gün içinde bilinçli haldeyken bilinci susturduğunuzda hayatınızda olmasını istediğiniz birçok şeyi çekebileceksiniz. Daha çok paraya, daha çok zenginliğe, daha çok sağlığa, daha çok mutluluğa ulaşabileceksiniz. Bilinç daha çok parayı ister fakat hep parasızlıktan ve imkansızlıktan bahseder. Bilinç zenginliği ister fakat zenginliğe ulaşmanın zorluklarından bahseder. Bilinç sağlıklı olmak ister fakat sürekli hastalıktan, yaşlılıktan bahseder. Bilinç mutlu olmak ister fakat sürekli mutsuz durumları hatırlayarak gözünüzün önüne getirir. Gün içerisinde uyanık iken bilinci susturduğunuzda bilinçten bilinçaltına giden telkinler kesilecektir ve bilinçaltı açık hale gelecektir. Çok kıymetli dostlarım, burada size küçücük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şu anda size anlatacağım bilinci susturma tekniğini sakın hafife almayın. Bu tekniğin size sağlayacağı faydaları anlatmakla bitiremem. Eğer yaparsanız %100 başarı şansınız olacak. Bu tekniği uyguladığınızda hayatınıza birçok iyi şeyler çekeceksiniz.
para, mutluluk, stres kontrolü, başarıya odaklanma ve daha birçok iyi şeylere sahip olacaksınız. Çekim yasasını kullanmaya devam edin. Ritüel yapıyorsanız ritüellerinize devam edin. Olumlama yapıyorsanız olumlamalarınıza devam edin. Başka bilinçaltı ikna yöntemleri kullanıyor ve yapıyorsanız aynen devam edin. Ama ne olursa olsun günde en az 3 kere 5'er dakika olmak kaydıyla bu tekniği çalışın. Bu tekniği ayaktayken, otururken, otobüs, tren, uçak gibi araçlarla seyahat ederken, iş yerinde çay ve yemek molalarında, evde otururken yapabilirsiniz. Ayakta veya oturur vaziyette olmanızın hiçbir önemi yok. Karşınızda sabit durağan bir nesne bulun. Herhangi bir şey. Vazo, tablo, araba, ev hiç fark etmez. Karşınızdaki o herhangi bir nesnenin başınızın hizasına gelecek bir noktasına odaklanın. Yani gözleriniz tam karşıya, çok azıcık da yukarı doğru bakmış olacak. Kafanızı kaldırmadan, gözlerinizi hafifçe yukarıya kaldırarak bu karşınızdaki nesneye odaklanın. Kafanızı sağa sola çevirmeden, gözlerinizi odak noktasından ayırmadan, sağa ve sola çevirmeden, sağ gözünüzle sağınızda kalan nesneleri, sol gözünüzle de sol tarafınızda kalan nesneleri fark etmeye çalışın. Gözünüzü odak noktasından ayırmayın. Gözünüz odaktan kayarsa tekrar odaklanın. Göz bebeklerinizi sağa veya sola çevirmeyin. Gözünüz belirlediğiniz odak noktasına bakarken aynı anda sağınızdaki ve solunuzdaki nesneleri fark edin ve görmeye çalışın. Şimdi bilincinizin sustuğunu fark edeceksiniz. Normalde ilk etapta bilinci 17 saniye susturabilirsiniz. Birkaç gün içerisinde bunu 30 saniyeye çıkartmaya çalışın. İlk birkaç gün kendinizi buna zorlamaya çalışın. Birkaç günden sonra kendi kendinize yapmaya çalışacaksınız. Bunu yapmayı isteyeceksiniz. Bu teknik size farkındalığı verecek. İçinizde var olan farkındalık gücünü açığa çıkarmanıza yardımcı olacaktır. Öyle bir hale geleceksiniz ki otururken, yürürken her yerde zihni susturabilecek hale geleceksiniz. Bilinçaltınızı ikna etmek için başka herhangi bir efor harcamanıza gerek kalmayacak. Bu yöntemle bedeninizi tanımış olacaksınız. Bu yöntemle aklınızı kontrol altına alacak ve onu tanıyacaksınız. Bu yöntemle duygularınızı tanıyacak ve onların üzerinde hakimiyet kuracaksınız. En önemlisi bilinçaltınızı tanıyacaksınız. Yunus Emre'nin dediği "Bir ben vardır bende, benden içeri." O sözdeki asıl beni tanıyacaksınız. Değerli dostlarım, bu tekniği öğrenmek için tomarla para dökenler var ama yine de bu şekilde hiç kimse anlatmıyor ve hiç kimseye de anlaması için fırsatlar verilmiyor. İmkansız diye bir şey yoktur. İmkanı da imkansızlığı da siz kendiniz yaratırsınız. O yüzden lütfen bu tekniği uygulayın ve kıymetini bilin. Sevgiyle kalın.